meşhur cağ kebabıyla, cirit oyunuyla, oltu taşıyla, palandöken dağıyla cennet köşeler bu hafta Dadaşlar şehri Erzurum'da. Hadi gel Erzurum'a gel, Erzurum yakışı güzel. Erzurum'da kongre binasının önündeyiz. 23 Temmuz 1919'da Kurtuluş Savaşı mücadelemizin ilk meşalesi burada yakıldı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu yoldan ilerleyerek kongreye girdi ve tarihe geçecek kararlar aldı. Tarihi Erzurum Kongresi'nin yapıldığı odanın içindeyiz şu anda. Hemen arkamda Mustafa Kemal Paşa'nın oturduğu sandalyesini ve masasını görüyorsunuz. Erzurum Kongresi'nin içinde iki tane odacık var. Bu odalarda kulis yapılır, daha sonra görmüş olduğumuz bu alanda ise alınan kararlar tartışılırdı. Erzurum Kongresi'nin üç tane ana maksadı vardı. Bunlardan bir tanesi vatanın bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmek. İkincisi milli istiklalin dokunulmazlığını ve tamlığını sağlamak. Üçüncüsü Kuvayi Milliye'yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılmaktı. ...23 Temmuz 1919'da Tarihi Erzurum Kongresi'nin yapıldığı sırada şu anda olduğumuz bölgede çekilen bir fotoğrafı görüyorsunuz. Selçuklular tarafından yapılan Anadolu'nun en büyük medresesi, çifte minareli medrese Erzurum'da. Osmanlı-Rus Harbi sırasında kadınları organize eden, düşmanın üzerine satırla giden Nene Hatun'un heykeli Erzurum'un göbeğine dikilmiş. Şu anda Erzurum'un Palandöken'den sonra en yüksek noktasında Erzurum'un tarihi Saat Kulesi'ndeyiz. Burada hava gerçekten dondurucu. Buradan Erzurum'u ve Palandöken'i seyretmek gerçekten muhteşem. Bizanslılara korku salan Osmanlı askerlerinin kullandığı toplar kalenin içinde sergilenmekte. Erzurum deyince akla gelen şeylerden bir tanesi de oltu taşıdır. Şu anda da oltu taşı mağazalarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada bayanlar için oltu taşından birbirinden güzel kolyeler yapılmış. Erkekler için de oltu taşından tespihler yapılmakta. Elimde görmüş olduğunuz gibi oltu taşından yapılma bir tespih var. Hemen abimize sormak istiyorum. Abi oltu taşı nereden çıkar? Oltu taşı Erzurum'un ilçesi Oltu ilçesinden çıkmaktadır. Onu ham olarak bize geliyor. Biz burada işlemesini yapıyoruz. Tesbihde olsun, takıda olsun tamamıyla oltu taşını elle işlemesi lazım. Peki oltu taşının özellikleri neler? Oltu taşının özellikleri insan üstündeki enerjiyi, elektriği alıyor.
stresi gideriyor. Çektikçe parlayan bir taştır. Ana maddesi fosildir. Taş olarak bilinse de Azdız ağacının fosilleşmesinden meydana gelmiştir. Erzurum'da meşhur cağ kebabının yanındayız. Görmüş olduğunuz gibi cağ kebabı. Cağ kebabı neden yapılır, nasıl yapılır? Hep beraber öğrenelim. Cağ kebabı adını nereden alıyor? Cağ kebabı eskiden bu köylerde, Artvin köyleri, Tortum'da ismi Bıcı'ymış. Şunun ismi. Yani bunun ismi cağ. Sonra cağ kebabı müşterilerimiz geldikten sonra, yani açıldıktan sonra cağ kebabı diye dedikten sonra artık cağ kebabını müşterilere koymuş. Yani cağ kebabı ismini görmüş oldunuz. Bu şişten oluyor. Evet. Daha önceki ismi de Bizo'ymuş. Peki, cağ kebabının içinde neler var? Yani ne kullanıyorsunuz ette? Şimdi cağ kebabı koyun ve kuzu etinden oluşuyor. Soğan, tuz, biber ile salamura yapılıyor. Başka baharat içinde kullanılmıyor. Bir gün dinlendirerek ertesi gün servise sunuluyor. Peki dönere çok benziyor. Dönerle farkı neler? Bunun dönerle farkı çok var. Özellikle mesela bunun odun ateşinde pişiyor. Kestikten sonra tekrar odun ateşinde altı kızartılıyor. Bunda sinir olmaz. Başka hiçbir madde olmaz. Sadece et ve etin yağı vardır. Et ve etin yağı vardır. Günde kaç kilo gidiyor mesela? Şimdi değişiyor. Mesela yaz aylarında mesela 300-400 kilo gidiyor. Kış aylarında bu düşüyor. Öyle fark değişiyor. Genelde öğlenleri herhalde insanlar acıktıkları için. Öğlenleri ve akşam saatlerinde, yemek saatlerinde bayağı kalabalık oluyor. Abi cağ kebabı yemeye gelmişsin. Evet. Cağ kebabını nasıl bulursun? Valla böyle bir lezzet, böyle bir tat olamaz yani. Onun için diyorum. Böyle tercih müdürümüz getirdi bizi. Tatlık çok güzel. Tatlınız çok güzel. Kaç tane yediniz? 4 tane. 4 tane yediniz. Yalnız ben burada bir sürü ünlü gördüm ve 28-30 tane yiyen var. Evet, biz de gördük ama biz onlar bilmiyorum yani. Belki de gerçekten ama biz yiyemeyiz. İmkansız bir şey. O konuda arkadaşla görüşmeniz lazım. Et işi onun işi. Peki kaç tane yedin? Ya biraz sonra başlayacağım inşallah. Aparatif olarak aldım. Ben Malatya'dan geldim. İlk defa Erzurum'a geldim. Hakikaten övdükleri kadar da çok güzel bir ürün. Herkese de tavsiye ederim. Götürebilirsem Malatya'ya götüreceğim. Peki o zaman nasıl yenir? Bize bir gösterin. İstiyorsanız bir parça vereyim. Abi takta illaki bana ikram edecek. Şöyle ben de... Gerçekten çok güzel tadı. Erzurum deyince akla gelen şeylerden bir tanesi de Cirit'te. Şu anda Cirit oyununun oynandığı bir sahadayız. Yanımızda da başkanımız var. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Cirit ne zaman başladı onu merak ediyorum. Cirit Türklerin Orta Asya'da, Anadolu'ya gelişinde. İşte Malazgirt Savaşı'yla bu iş Selçuklar döneminde. Ondan sonra bir Osmanlı'nın günümüzde işte Osmanlı'nın o dönem at üzerinde bu altı kıtaya hükmettiği dönemlerde işte atlı cirit biraz daha önem kazanmış. Daha sonra Osmanlı'dan sonra işte günümüzde Erzurum'da, Bayburt'ta, Kars'ta, Erzincan'da köylünün yapmış olduğu bir hobi yani. Atasporumuz yani. Atasporumuz yıllardır işte ama zamandan günümüze geldi. Bayağı Erzurum'da gelişmeler oldu. Takımlar gelişti. İşte Uşak'ta var, Manisa'da var. Yani artık bunun da federasyonu var. Peki kaçar kişi oynar bu oyunu? Kuralları nelerdir? Oyunun kuralları 7 asın 3 yedek olmak üzere 10 kişiden olur. 7 at
8 attan aşağıda seremoniye çıkarsa bir takım hükmen yenik sayılır. Yani bir takım 7 ile beraber 8 atla seremoni yapacak. 7 atından oyuna başlayacak. Oyun 7 atına başladığı sürece sonradan 3 kişi atıyla beraber değiştiriyor. Ama at sakatlanırsa binici başka bir atı da binebiliyor. Ama çıkan at bir daha oyuna giremiyor. Yani oyundan alınan at tekrar oyuna giremez. Ciritte bir artı hareketler var, bir eksi puan getiren hareketler var. Artı hareketler 5 metreden yakın olmamak şartıyla. İsabet baş ve kollar hariç, diz kapağı ve baş hariç. Vücudun neresine değerse değsin artı 4 puan. Alaya atış yapan takımın sporcusu alaydan çıkan at keser veya bağışlarsa artı 3 puan alır. Peki ne zaman eksi puan alır? Oyunun 160 metre boyunda 40 metre elinde oyun çaplarımız var, oyun sahamız var. Bu sahaların dışına çıktığı sıra yan çizgi, alay çizgileri, çizgi ihlallerinde eksi bir puan olur. Mesela ciritçi havada 5 metreden uzak mesafede cirit attı. Rakip ciritini havada yakalarsa artı 2 puan olur. Erzurum'da kendine has halk oyunları var. Fakat Erzurum'da halk oyunlarına bar deniyor. Arkadaşların giydiği kıyafetler Dadaş kıyafeti. Dadaş nedir? Efendim Dadaş, Erzurum Dadaş ve Bar bir üçlüdür. Bu grubu şöyle ifade etmek lazım. Dadaş mert, cesur anlamına gelir. Aslında bu böyle babadan kalan bir miras değildir. Edebiyatta Dadaş kelimesinin manası incelendiğinde Erzurum'da ağabeyi ünvanı dadaşlıktan geçer. Yani dadaş bir hamidir. Dadaş koruyucudur. Dadaş güvencedir.
Dadaş'ın manasını böyle sınırlı tutmak da yanlıştır. Dadaş aslında vatanı koruyan, gençleri doğuran ananın adıdır. Dadaş bu vatan topraklarını için canlarını feda eden Erzurumlunun adıdır. Dadaş mazlumun yanında demektir. Dadaş namuslu vazifesini yapan bir polistir, memurdur, öğretmendir. Dolayısıyla bize göre bunların bir genel olarak tanımını yaparsak dadaş kültüründen ödün vermeyen ve bu kültürü yaşatan Erzurumlunun genel adıdır. Peki halk oyununa Erzurum'da bar diyorlar. Neden bar diyorlar? Efendim bar Erzurum oyunlarının adı. Bar bir vakarın bugüne kadar gelmiş olan oyunların özü. Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar, kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bar. Bu oyunda gör bizi, sakın geçme Irak'tan. Gözün varsa seçersin barda karayı aktan. Erzurum oyunlarının genel adı bar olarak nitelendirilmiştir. Derneğimiz 1954 yılından beri faaliyettedir. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde festivallere katılmış, yarışmalarda birincilik almış ve Türk insanının kahramanlığını, cesaretini ve kültürünü tanıtan bir dernektir, bir okuldur, bir ekoldur efendim. Bir de Erzurum'da gelmişken sokağa çıkalım dedik. Arkadaşlara rastladık. Merhaba, nasılsın? İyidir, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Atkı'yı görüyoruz. Nerenin atkısı? Bu İstanbul, Yeni Bosna. Yeni Bosna? Evet. Topçu musun? Evet, topçuyum. Yeni Bosna'da oynadım. Kaç senedir oynuyorsun? 5 senedir amatör kümede top oynuyorum. Amatör kümede. Peki teklifler geliyor mu? Yok, şu an öğrenci olduğum için futbolla fazla ilgim yok. Tekrar dönmeyi düşünüyor musun sahalara peki? Tabii ki, ileriki zamanlar bakalım durumları gösterirse ona göre bize düşünüyoruz. Şimdi çok mu sert oluyor? Şimdi çok sert. Evet, doğru, İstanbul'a bir sıcağa alıştığımıza göre burası bize çok şey kalıyor, soğuk kalıyor. Peki dadaş ne demek? Dadaş de yiğit demek, mert demek. Mert insandır yani dadaş demek. Peki sen dadaş mısın? Kendime göre dadaşım yani. Abi nasılsın? İyiyim. Şimdi kızınla gezmeye çıktım. Biz de seni yakaladık arkadaşlar. Tamam. Şimdi kız kaç yaşında onu sorayım. Konuşabiliyor musun? Konuşmayı biliyor mu? Biliyorum. Konuşabiliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. Kaç yaşındasın sen? 5. 5 yaşındasın. Kocaman kız olmuşsun ya. Peki küçük kız, bize bir tane şarkı söyler misin? Hadi bakalım. Söyle bakalım. Baskaba aşkım baskaba. Kim tutar seni baskıda, yollar seni hiç durma, geçer beni burada. Çok teşekkür ederiz sana. Erzurum deyince akla dadaş gelir. Dadaş nedir? Kardeş. Kardeş. Evet. Sence? Bence de. Kardeş demek burada. Kardeş demek. Peki Erzurum'un komşu illerini biliyor musunuz? Erzurumlusunuz değil mi? Erzurum'da değiliz, İstanbul'dan geldik. Öğrenciyiz. Öyle. Komşu illeri Bayburt, ondan sonra Bingöl, Erzincan, Kars, Ağrı. Şimdi biliyorsunuz. Coğrafyacıya sordunuz ondan. Coğrafya mı okuyorsun? Evet. Peki buranın kışı çok sert geçiyor. Evet ya, ama daha ilk senemiz, daha bir şey görmedik. Ama korkmuyoruz ya. İnşallah alışığım. Ben Sivaslıyım. Sivaslısın, alışıksın ama buranın bazen geceleri eksi 50'yi gördüğü söyleniyor.
Geceleri de o zaman pek çıkmamak lazım. Geceleri dışarı çıkarsak donarız. Evet. Erzurum'u nasıl buluyorsunuz? Yani öğrenci gözüyle baktığınızda Erzurum nasıl? Ya bir kere şöyle ön yargıyla geldik. Burası çok soğuk falan dediler ama insanı çok sıcak olduğundan dolayı biz burada mutluyuz ya. Güzel. Şimdi de Tarihi Erzurum evlerinin yanındayız. Tarihi Erzurum evlerinin özelliği yazları serin, kışları ise sıcak tutmuş olması. Bunun nedeni ise taştan ve kerpiçten yapılmış olmaları. Şu anda Tarihi Erzurum evlerinin Tandırbaşı bölümündeyiz. Burası eskiden mutfak olarak kullanılıyormuş. Ekmek, aş gibi şeyler görmüş olduğunuz bu alanda pişiriliyormuş. Çok güzel bir yer. Eski evleri Erzurum'un. Nasıl buluyorsun? Erzurum evlerini çok güzel. Stres atmak için birebir. Yani mekan çok güzel. Ortam çok güzel. Şimdi beğeniyorsun en çok? Bilmiyorum, belki özümüze döndüğümüz için yani tarihi eser her yer, yani her yer bizim dedemi, anneannemi, babaannemi hatırlatıyor. O benim hoşuma gidiyor. On tane evin birleşiminden oluşan Tarihi Erzurum evlerinin iç mimarisi ve dış mimarisi bozulmadan günümüze kadar gelmiş. Bu güzel mekanın personel müdürüyle beraber şimdi. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Burası tarihi bir yer. Erzurum'un gururu. Tarihi bir yer ama Erzurum'un da gururu. 300 yılı aşkın binanın tarihi. Bizim faaliyetimiz 10 yıldır. Ve artı bizim faaliyetimiz Erzurum'a ait yöresel yemeklerle. Erzurum'a ait yöresel yemeklerle hizmet vermekteyiz. Ve bir Erzurumlu misafirini evinde nasıl ağırlıyorsa, ne şekilde ağırlıyorsa... Biz de aynı şekilde burada o hizmeti, deneyimli personelimizle aynı hizmeti burada vermeye çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, bir araba boştayken, üstelik sürücüsü yokken yokuş yukarı gidebilir mi? Kesinlikle hayır diyeceksiniz. Ama görüntüleri izleyince eminim siz de şaşıracaksınız. Evet sevgili seyirciler, inanmayan seyircilerimiz olmuş olabilir. Şimdi arabayı sizler için şoför olarak geri çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Erzurum'da bir mucizeyle karşı karşıyayız. Evet sevgili seyirciler, bu mucize nasıl oluyor? Biz de çok merak ediyoruz. Bir söylentiye göre yerin altındaki manyetik alandan dolayı araba boş viteste yokuş yukarı çıkabiliyormuş. Sevgili izleyenler, şu anda Erzurum Palandöken Dağı'ndayız. Kasım ayında olmamıza rağmen çok az kar var. Fakat burası kışın cennet gibi oluyor. Kayak severler buraya gelip zirveye çıktıktan sonra kayağın zevkine varıyorlar. Öğrenciler şehir merkezinde eğlence yeri bulamadıkları için görmüş olduğunuz gibi böyle geceler düzenleyip eğleniyorlar. Ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Erzurum, Doğu'nun en büyük ticaret borsalarından birine sahip, hatta en büyüğü diyebiliriz. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ticaret borsanızda genelde hangi ürünler alınıp satılıyor? Biraz borsa hakkında bize rakamlarla bilgi verebilir misiniz? Tabii efendim, bizim ticaret borsamızda bir kotasyona tabi ürünlerimiz var, bir de isteğe bağlı ürünlerimizin alınıp satılması var.
En fazla satılan ürünlerimiz et, canlı hayvan, buğday. Bunlar kotasyona tabi ürünlerdir. Bir de isteğe bağlı olarak işlem gören ürünümüz var. O da bölgedeki şeker pancarı üreticilerinin borsamızda işlem görmesidir. Yıllık işlem hacmimiz 300 milyon dolar civarındadır. Bölgede en iyi işleyen ticaret borsalarından biriyizdir. Borsamızda canlı satışlar, canlı alım satım satışları yapılmaktadır. Kendimize ait Erzurum'da bir hayvan pazarımız mevcuttur. Her gün sabah saat 6'da burada işlemlerimiz başlar. İşte saat 10.30-11 gibi işlemlerimiz sona erer. Bir de ticaret borsamızın Avrupa Birliği ile yaptığı projeler var. Daha önce hayata geçirilmiş yeni bir ürün projesi var. Şimdi üzerinde çalıştığımız projeler var. Bu konuda da bilgilendirelim. Ben triticale denilen bir bitkiyi bölgemiz insanlarına tanıttık. Avrupa Birliği'ne bu projemizi geçirdik. Oradan aldığımız hibe programıyla da ilimizde 10 köyde uyguladık. Projeyi bitirdik. Bu sene ikinci ürünü köylerimiz aldı. Yani biz projeyi Avrupa Birliği'ne yaptığımız zaman 5 yılda her sene bir köyde de kendimiz bunu uygulayacağız diye bir taahhütümüz var idi. Bu ürün nasıl bir ürün? Ben bu ürün arpa yerine ikame edilen hem yem sanayinde hem de gıda sanayinde light ürünlerde kullanılan bir ürün. Bunun dışında 3 projemiz daha var şu anda Avrupa Birliği'ne sunduğumuz. Bunun birincisi kanola ve ayçiçeği ekimi bölgemizde, Pasinler, Dapan ve Hınıs ovalarında. Bu biliyorsunuz artık dünya gıda ve enerji konusunda önümüzdeki 50 sene içerisinde önceliğini dünyada kaybetmeyecek iki tane sektör bunlar. Kanola ve ayçiçeğini buralarda ektiğimiz zaman bizim hem buradaki çiftçimize hem ülkemize büyük katkılarımız olacak. İkinci projemiz biliyorsunuz biz 2011 yılında Üniversiyat kış oyunlarını Erzurum'da düzenleyeceğiz. Bunun için demin çalışmalarımızı söylerken bir hayvan pazarının sahibi olduğumuzu söyledim. Bu hayvan pazarımız artık şehrin tamamen içerisinde kalmış bir hayvan pazarı. 50 dönümlük bir arazi üzerinde. Bunu Avrupa Birliği normlarına ve 2011 Üniversiyat oyunlarına uygun bir yere taşımanın çalışmalarını şu anda yapıyoruz. Bunun dışında bir de biliyorsunuz yöremizin çok önemli civil peynir dediğimiz yağsız bir peynirimiz var. Bugünlerde dünyada biliyorsunuz bu tür işlerin patentini almak artık moda oldu. Avrupalılar patentimizi alıyor, baklava lokumuzu Yunanlılar alıyor falan. Kimse bunlara sahip çıkmasın diye de Türk Patent Enstitüsü'ne biz ticaret borsası olarak müracaat ettik. Dedik ki biz civil peynirimizin patentini de kimseye vermeyiz. Bu bize aittir. Bunu lütfen bize tescil edin. Şu anda onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ve ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Sayın seyirciler, şimdi de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız ve Başkan Muammer Cindilli ile beraberiz. Sayın Başkan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzurum'umuzun sanayisi ne durumda? Erzurum, Anadolu'nun küfleşme yürüyüşünün başladığı bir şehir. Her ne kadar 1071 Malazgirt zaferi konuşulursa da ezber bozan bir 1040 tarihli vakıf çıktı Erzurum'da. Yani 1040 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinde erken Selçuklu döneminde kurulmuş bir vakıf var. Demek ki Erzurum bu büyük yürüyüşün başladığı bir merkez. Şu anda Erzurum'da üretilen perakende su Türkiye pazarının %2'sine ulaşmış durumda. Eğer Erzurum'da üretilecek herhangi bir ürünün nakliye masraflarında bir teşvik söz konusu olursa çok yakın bir gelecekte dünyanın en güzel sularının bulunduğu Erzurum'un suyunu hem yurt içinde hem yurt dışında lezzetle, tadla, hatta şifalı yanıyla, hatta kültürel yanıyla tatmak mümkün olacak. Türkiye'de en fazla at üzerine şiirin yazıldığı, türkünün koşulduğu il Erzurum. Yine Türkiye'deki toplam cirit kulüplerinin yarısından fazlası Erzurum'da. Erzurum'da çok yoğun bir at sevgisi var. Dünyada da Çevgan'ın
gökbörü ya da huskaşinin ve ciritin birlikte oynanabildiği tek il Erzurum. Bizim en ananevi sporumuz at sporları. Erzurumlular da bu işe gönül vermişler. Cağ kebabıyla, oltu taşıyla, palan dökeniyle Erzurum'u anlatmaya çalıştık bu hafta sizlere. Hatamız olduysa affola. Haftaya farklı bir cennet köşede hep beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.